Merhaba arkadaşlar. Yeni nesil iki tane soruyla bugün videomuzu oluşturacağız. Çocuklar, yeni nesil sorulardan korkmayın. Yeni nesil sorular çok zevklidir çözmesi ama anlarsanız. Bakın, yeni nesil sorularda dikkat edeceğiniz en önemli şey soruyu dikkatli okumak ve her kelimesine, her virgülüne, noktasına dikkat etmek. Biraz sonra çözdüğümüzde anlayacaksınız. Bakın, bir firma çalışanlarına belirli bir kurala göre 9 haneli kayıt numarası oluşturmaktadır. Kadrolu çalışanların kayıt numarası 1 ile, önemli yerleri çizelim. Kadrolu çalışanların kayıt numarası 1 ile, geçici çalışanların kayıt numarası da 2 ile başlamaktadır. Bu da önemli. Örneğin, 2019 yılında 12. kadrolu çalışan olarak işe başlayan Ahmet Bey'in kayıt numarası aşağıdaki gibidir. Çocuklar, buradaki Ahmet Bey'in kayıt numarasıymış. Biraz sonra bu örneğimizi inceleyeceğiz. Sorumuza devam edelim. Kemal Bey ise Ahmet Bey'den bir yıl sonra, bakın Ahmet Bey 2019 yılında başlamış. Hemen şuraya 2020'yi ben bir not alayım. Bir yıl sonra. Ahmet Bey ile aynı birimde, 28. geçici çalışan olarak işe başlamıştır. Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi Kemal Bey'in şirketteki kayıt numarasında yer alan bir rakamın basamak değeri olamaz? Şurası da önemli, çizdim. Şimdi çocuklar, Kemal Bey'in kayıt numarasını oluşturabilmek için Ahmet Bey'in kayıt numarasının nasıl oluştuğuna bir bakalım. 1 ile başlamış. Neden 1 ile başlamış? Çünkü sorumuzda bizim demişti ki kadrolu çalışanın kayıt numarası 1 ile başlar. Peki bizim Kemal Bey de kadrolu mu? Hayır. Bakın burada ne diyor? Geçici çalışan. Geçici çalışanların kayıt numarası 2 ile başlamaktadır. O zaman buraya 2 ile başlatacağız bunun kayıt numarasını. Peki, burada ne diyor? Çalıştığı birimin kodu. Kemal Bey, Ahmet Bey ile aynı birimde çalıştığına göre, bakın burada söylemiş, Kemal Bey'in de kayıt numarasında 27 olacak. Çok güzel. Burada işe başladığı yılın son iki hanesi, 2020 yılında başlamıştı Kemal Bey. Son iki hanesi 20 olarak yazılıyor. İşe başladığı yılın alındığı sıra numarası. Bakın bu 12. sırada başlamıştı o yıl. Kemal Bey de 28. sırada başlamış. O zaman buraya da 28 yazıyoruz. En son iki basamağı da çocuklar, bakın ne diyor? İlk 7 hanedeki rakamların toplamı. Toplayalım Kemal Bey'in son iki hanesini bulmak için. 8, 2 daha 10, 12, 19, 21, 23. Evet, buraya da 23 yazıyoruz. Şimdi sorumuza gelelim. Aşağıdakilerden hangisi Kemal Bey'in şirketteki kayıt numarasında yer alan bir rakamın basamak değeri olamaz? Çocuklar, şimdi ben bu Kemal Bey'in kayıt numarasını hemen şuraya yazayım. 227.202.823. Evet. Şimdi 200 bin var mı bunların basamak değerlerinin içerisinde? Bakın şuradaki 2'nin basamak değeri 200 bin var. 2000 var mı? Evet. Bakın şuradaki 2'nin basamak değeri 2000. Peki 200 var mı? Yüzler basamağına bakmamız lazım. 200 basamak değeri 200 olan bir rakam mı diye. Bakıyoruz, 8 var burada. Hayır. 200 diye bir basamak değeri yok burada. Peki 20 var mı? Evet, şu 2'nin basamak değeri 2 kere 10'dan 20. O zaman cevabımız C diyoruz çocuklar. Soruyu başa alıp tekrar mantıklı bir şekilde kendiniz çözmeye çalışabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi bulmaca gibi sorular, bu yeni nesil sorular. Ama her kelimesi, her noktası, virgülü çok önemli. Buna dikkat ederseniz, güzelce anlarsanız çözülmeyecek sorular değil çocuklar. Evet. Şimdi ikinci sorumuz bu.
Sorumuzu okuyalım, sonra çözümüne geçelim. Önemli yerlerini çizeceğim yalnız. Dijital rakamların her biri 8 LED çubuğun yanması ile oluşur. Aşağıdaki görselde dijital rakamlar gösterilmiştir. Evet, buradaki örnek biraz sonra inceleyelim. İşlem numarasını dijital rakamlar ile oluşturan bir bankanın dijital rakamları gösteren LED çubuklardan bazıları arızalı olduğu için yanmamaktadır. 26.850.342. işlem sırasında bankadaki dijital gösterge görselde verildiği gibidir. Şu numara önemli. Evet. Verilen bilgilere göre bankanın dijital rakamlardan oluşan göstergesindeki LED çubuklardan en az kaç tanesi arızalıdır? Evet çocuklar, bankanın göstergesinde bazı dijital rakamları gösteren LED çubuklar arızalıymış. Şu, bakın, işlem sırasını göstermesi gerekiyormuş. Ancak bazıları arızalı olduğu için yanmıyor tabii. Bize diyor ki kaç tanesi arızalıdır. Hemen çözüme geçelim. Çözümünü yaptığımda daha iyi anlayacaksınız. Öncelikle şu sayıyı bir yazmalıyız. Hem de altına yazayım. 26 milyon. 850 bin. 850 bin. 342. 342. İşte bu işlem sırası bankada dijital ekranda görülmesi gerekiyormuş. Ancak bakalım öyle mi? Çocuklar bakıyoruz. Bakın şurada 2 rakamını vermiş. 2 doğru. Burada arızalı bir LED yok. Peki. İkinci rakamımız ne? 6. Biz 5 görüyoruz burada. 6'ya bir bakar mısınız? Şuradaki LED yanmıyor. Mavi ile çizelim. Daha net olsun. Şöyle. 1. Arızalı bir LED'i bulduk. Tamam. Bakın burada 8 yanması gerekiyor. Ama ben 3 görüyorum. 8'e bakar mısınız? O zaman 8 olması için şu 2 tane LED'in yanması gerekiyordu. Onlar da arızalı. 2 arızalı LED daha bulduk. Evet, bakıyoruz. 5 doğru. 0 doğru. Burada 3 görünmesi gerekirken 7'yi görüyoruz. Demek ki 2 tane LED'imiz arızalı. Bakın burada 3'ü buradan da kontrol edebilirsiniz. Burada 4 yanması gerekirken gördüğünüz gibi 4 yanmıyor. 4'ün 2 tane LED'i bozuk. Aslında böyle yanması gerekiyor. 2 bakıyoruz. 2 doğru. Evet çocuklar, kaç tane arızalı bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane LED'imiz arızalıdır diyoruz. Bu sorunun cevabı da A olacaktı. Evet, yeni nesil sorulara alışmaya başlamışsınızdır inşallah. Bol bol yeni nesil soru çözmeye çalışın çocuklar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.